saha, muhteşem manzaralar ve olağanüstü güzellikteki doğasıyla geniş alanlar kaplayan ve otokton konumlu kayalarla temsil edilen Bey Dağları otoktonu ile bunun üzerinde yer alan batıdaki Likya napları ve doğudaki Antalya napları bulunmaktadır. Çok engebeli bir yapısı olan bölgede, özellikle ırmak vadileri ile kıyı kesimi daha yoğun bir yerleşme dokusuna sahip olmuştur. Şubat ayında bile muhteşem doğa seremonilerine tanık olabilirsiniz. Rengarenk açan adı çayları, siklamenler, papatya ve menekşeler göz doldurur. Bölgede ayrıca Bey Dağları otoktonu ile Lik yanatları arasında kalan ve yanal devamlılık sergileyen arazon niteliğindeki yeşil barak napı yer almaktadır. Beydağları otoktonu üst kratese alt miyosen yaşlı platform tipi karbonatlardan oluşur ve temel konumundadır. Bölgedeki allokton birim ise lik yanatlarıdır. Sert kayalık sahada birçok maki formasyonu iç içedir. Makilerde patikalarda yürümek gerçekten olağanüstü keyiflidir. Denizel zondaki biyolojik ve jeomorfolojik göstergeler göreceli deniz seviyesinin stabilitesini bozan etkenler olan izositastik, östetik, tektonik sonrasında bir başka seviyede tekrar gelişim göstererek eski kıyı çizgisini ya su üstünde ya da sular altında bırakır. Farklı ortam koşulları yansıtan ve birçok tektona stratigrafi denilen yapısal birimden oluşan lig yanapları, platform ve okyanusal alan gibi farklı ortamlarda gelişmiştir. Beydağları otoktonu ile dik yanapları arasında yer alan yeşil barak napı ise genelde üst lütesiyen alt miyosen yaşlı türbititik karakterde kum taşı ve şeylerden oluşmaktadır. Böylelikle eski kıyı çizgisinde gelişmiş biyolojik ve jeomorfolojik göstergeler gerçekleşen relatif deniz seviyesi değişiminin kanıtlarını oluştururlar. Bununla beraber yalnızca oldukça dar bir dikey zonda yaşama alanı bulabilen bazı vermetit resiflerin güncel kıyı çizgisinde gelişmiş benzerlerinden olan metrik farkı bir çökmenin ya da deniz seviyesi yükseliminin kanıtlarını oluşturur. Yakın çevredeki Yüksek rölyef kalker yapılı olması nedeniyle çalışma alanımıza en yakın mesafedeki Andrake limanına sediman taşıyacak bir akarsu bulunmamaktadır. Demre çayının denize ulaşan sedimanlarının kıyı akıntıları ile buraya geldiği düşünülebilir. İkinci bir olasılıkta eski devirlerde bir zaman Demre çayı Koya doğrudan akmış olabilir. Demre çayı dışındaki bu diğer küçük akarsular havzaları bütünüyle kalker yapılı alanlarda bulunduğundan ve kalkerlerin kimyasal olarak erimeleri nedeniyle alüvyon taşımadığından Demre çayı alüvyonlarının ulaşamadığı Fethiye Körfezi, Kalkan koyu ve Kaş Kalkan kıyıları bu nedenle karadan fazla alivyon gelmeyen kesimler olarak koy ve körfez şeklindeki varlıklarını korumaktadırlar. Teke yöresi Batı Anadolu'nun en dağlık yöresidir. Yöreyi kuşatan dağlar eski çağlardan beri çevreyle olan ulaşımda en büyük engeli oluşturmuştur. Yörede bulunan dağların çoğunun zirveleri denizden yalnızca 3-4 kilometre kadar içeridedir. Ve bu durum kaydedilen yüksekliklerin kıyıya çok dik yamaçlarla indiğinin belirtileridir. Böylece kıyı ovaları dışında kalan alanlarda yüksekliklerin denize dik bir şekilde inmesi sonucu kıyı çok girintili ve çıkıntılı olmuş, tepelerin denizle birleştiği yerler Yüksek kıyıları oluştururken akarsu vadilerinin denize ulaştığı yerlerde boğulmalar sonucu küçük, dar ve derin koylar oluşmuştur. Son birkaç bin yıllık sürede yörenin fiziksel çevre özelliklerinde iç kesimleri oranla kıyı bölümünde bir takım değişmeler dikkati çekmektedir. Örneğin birkaç bin yıl önce Dünyanın önemli limanlarından olan Patara ve Andriake gibi antik limanlara ait kalıntılar bir miktar alivyon altında kalarak bataklığa dönüşmüştür. Kekova kıyıları gibi alivyon almayan kesimlerdeki liman veya kıyı kentlerine ait yapılar ise doğrudan deniz suları altında kalmıştır. Yine, söz konusu ovalardaki kıyı çizgisinin daha içeride bulunduğunu gösteren tarihi ifadeler vardır. Bütün bu antik kentler birkaç bin yıl öncesinde Likya'nın en önemli kentleri, limanları hatta başkentleri iken şeomorfolojik çevresel değişmeler nedeniyle bu hale gelmişlerdir. Yer şekillerinin hızlı değişmesi daha çok kıyı bölümlerinde dikkati çeker ölçülerdedir. Karanın tektonik hareketlerle alçalıp yükselmesi, deniz suyu kütlesinde meydana gelen değişmeler veya taşınan sediman miktarının artmasına bağlı alüvyonlarla dolma bu hızlı değişmelerin en önemli nedenleridir. Teke Yarımadası kıyılarında bu türlü etkilerin zaman içinde gerçekleştiği, meydana gelen çevresel değişmelerden anlaşılmaktadır. Bu da deniz seviyesi değişimlerinin, tektonik etkinin, sedimenter yapının incelenebilmesi açısından önem arz etmektedir. Muhtelif fasiyes gelişmelerini bu sahada görmek olanaklıdır. Dik ve yatık tektonik kitleleri birbirinden ayıran büyük çapta kaymalara rastlanır. Saha, genç tersiyer ve pleistosende bölge büyük faylanmalar tesiriyle parçalanmıştır. Jeolojik bakımdan olduğu kadar manzara ve arkeoloji bakımından da çok ilginç bir bölgedir. Genel jeolojik durum itibariyle sahanın genişliği ve Alpin karakterli olması karşısında sahil boyunca uzanıp giden dağlık bölgeyi teşkil eden Demre ve Kalkan sahaları da aynı bölgeye mensuptur. Çoğunlukla masif üst karateseye ait ve çok yaygın bir halde bulunan ve kısmen de Eosen'e mensup olan kalkerler bu dağlık bölgeyi meydana getirir. Kalkerler kuzey ve doğuya doğru piliş cinsinden sahanın altına kayar. Kuzey kenarında ve merkez bölümünde fasiyes bakımından çok değişik teşekküllü miyosen sedimanları vardır. Pliosen ile pleistosen moloz sedimanları kasaba düzlüğünü örtmüş ve kenar bölgeleri kaplamıştır. Kıyı bölgesinde Kasaba ovasının az beskun bir alandır. Gökkaya limanı batı basene göre nispeten daha az eğimli bir topografya sahiptir. Sahanın kuzey doğusunda ani derinlik değişimi yerine yumuşak bir şaf düzlüğünün mevcut olduğu görülmektedir. Batı bölümünde yoğunluk gösteren tortullar ve holosenden Günümüze kadar tortul birikimleri oluşmuştur. Saha ile Kekova adasının kuzeyinde bulunan ve deniz seviyesi değişimlerinin göstergesi olan su altında kalmış ve küresel ölçekli deniz seviyesinin son 2000 yılda en fazla yarım metre yükseldiği göz önüne alındığında Yaklaşık 1 metrelik bir çökmeye maruz kalmış olması olasıdır. Bu durum, tektonik olarak aktif bir zonda bulunan ve aletsel dönemden bu yana büyük depremlere maruz kalmış bölgedeki yaklaşık 2003 yıldır meydana gelen deniz seviyesi değişimlerinin yanında tektonik çökme ile ilgili kanıtlar sunmaktadır. Söz konusu tektonizma kapsamında gözlenen aktif ve aktif olmayan faylarla da uyuşmaktadır. Anadolu'nun güneyinde yer alan Teke Yarımadası'nın güney kıyısında bulunan Kekova yöresi, antik çağda önemli bir yerleşim yeri olmakla beraber, kıyıda inşa edilmiş antik yapıların büyük bölümünden sular altında kalması açısından ilginç bir bölgedir. Bölgenin arkeolojik öneminin dışında jeolojik açıdan da ilgi çekici olması deniz tabanının topografik yapısından da anlaşılmaktadır. Teke Yarımadası kıyı boyunca genç bir morfoloji izlenir ve falez gözlenmez. Bu kıyılara ulaşan akarsular kalkerler üzerinde aktığı için alivyon taşımazlar. Çünkü karbonatlı kayaçlar kimyasal olarak suda eridikleri için alivyon vermezler. Aynı zamanda karstik bir alan olması nedeniyle yüzeydeki akış büyük ölçüde karstik yeraltı sistemine karışır. Kaş demre platosu üzerinde polye tabanlarındaki birçok düdende Kaybolan sular güneydeki Kekova kıyılarından ve büyük bir kısmı da deniz içinden karstik kaynaklar olarak çıkmaktadır. Kıyılara alivyon ulaşmadığı için dalgaların abrazyon etkisi zayıftır. Deniz suyu kalsiyum karbonata doygun olduğu için kimyasal aşınma da olmaz. Bu tip kıyılarda daha çok biyojenetik kıyı şekilleri gelişebilir. Kekova kıyılarında böyle şekillerin dahi iyi gelişmemiş olması, bugünkü kıyı çizgisinin çok yeni bir boğulmayla ilgili olduğunun ifadesidir.